Hastalara ameliyat öncesinde gördüğünüz gibi tomografiler çekiliyor. Bu hastaların evrelemesi için çekilen tomografisi, sajital görüntüsü. Burada tümörün yerini, çevre organlarının yerini bu şekilde... Yemek borusu kanseri Van ve çevre illerde çok sık gözüken bir kanser türü. Biz Van 100. Üniversitesi Dursun Uzabaş Tıp Merkezi'nde yaklaşık 2 yıldır sürdürdüğümüz yapay zeka çalışmasında bu yemek borusu kanserinin T evresi dediğimiz, yani tümörün yemek borusunun duvarındaki derinliğini ölçen bir algoritma geliştirdik. Bir yapay zeka algoritması geliştirdik. Bununla tümörün evresini %90'a varan oranda tahmin ediyoruz. Belirttiğim gibi bu hastalar, görüntüler tamamen hastanemize ait. Van'daki hastalardan, gerçek verilerden oluşuyor. Ve karşılaştırdığımız veriler de patoloji verileri. Yani altın standart dediğimiz, karşılaştırdığımız, T evresini karşılaştırdığımız verilerimiz patoloji verileri. Algoritma da bu sayede eğitildi, geliştirildi ve masaüstü bir uygulama geliştirdik. Şu anda kendi hastanemizde kullanıyoruz. İleride belki talep ederlerse başka hastanelere de bunu verebiliriz. Yani yemek borusu kanserinde tümörün evresini tahmin etmek isteyen hastanelere de bu algoritmayı paylaşabiliriz. Tabii yeni bir algoritma, başındayız işin, daha da gelişecek, tahminlenmesinin daha da doğruluğunu arttıracağını düşünüyoruz. Ancak biz bunun radyologların elini çok güçlendireceğini, ileride radyologlara, yani radyoloji uzmanlarına destek mahiyetinde kullanılabileceğini düşünüyoruz. Dursun Odabaşı Tıp Merkezi olarak biz özellikle sadece Van ilinin değil, Van ve çevre illerinde kapsayan çok geniş bir popülasyona hizmet vermekteyiz. Bu takriben 3 milyonun üzerinde bir nüfusa karşılık gelmektedir. Ve dolayısıyla bu bize başvuran hasta popülasyona baktığımızda özellikle yemek borusu kanserleri ve mide kanserleri sıklıkla karşılaştığımız hasta grubu içerisinde yer almaktadır. Ve bu konuda da özellikle çalışanlarımızın, hocalarımızın ve çalışanlarımızın bu konuda da ciddi çalışmaları yer almaktadır. Hem erken tanı açısından hem tedavisi açısından çok kıymetli değer hizmetleri mevcuttur. Bizim bu konuda özellikle genel cerrahiden Sabahattin Çelik hocamız ve ekibinin de yaklaşık 2 yıldır üzerinde çalışmış olduğu, bizim kendi hastalarımızın deneyimlerini üzerinde yaptıkları bir çalışma, özellikle yapay zeka uygulamaları çerçevesinde yemek borusu kanseri evresini tahmin eden algoritma geliştirdiler. Ve bu çalışma bir hafta önce hatır sayılır bir dergide de yayınlandı. Bu hem üniversitemiz hem de Teknoket projede paydaş olarak yer aldı bunda. Dolayısıyla biz sağlık hizmeti sunmanın yanı sıra özellikle ciddi bilimsel çalışmaları da sürekli desteklemekteyiz. Ve bu konuda da çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz.